Ay abi mükemmel bir şey bu ya. Vav, wow, küçük hanım. Çok yakıştı değil mi anne? Çok yakışmış da oğlum bana niye aldın? Niye almayayım annem? He? Alacağım tabii. Ya para harcamasaydın yine de çok teşekkür ederim oğlum. Canım anneme feda olsun. Aa, ben de sana börek yaptım. Ay anne sabah sabah nereye yaptın böreği? Aa, sen karışma. Dün akşam için yaptım ama abin yiyip gelmiş. Getir anneciğim getir. Dün akşam aklımda kaldı zaten. Herhalde buraya geldiğimden beri 2 kilo falan almışımdır. Oh iyi oldu. İngiltere'de kilo vermişsin yavrum. Senin gibi yemek yapan yoktu ki oralarda. Bir Alev Hanım'ın yardımcısı Nedime Hanım vardı. O çok iyiydi. Doruk, Alev Hanım'a işe alındığını haber verdin mi yavrum? Ah, onu tamamen unuttum. Dur ben bir onu arayayım. Hoş geldiniz. Ah Nedime, kuaför çağır hemen. Manikür pedikür de lazım. Bir de şu Paris'ten aldığımız altlı üstü tuvalet var ya, onun da ütülenmesi lazım hemen. Hayırdır, ne oldu? Ha, İngiltere hattı. Alo? Ha, Doruk'cum nasılsın? İyiyim Alev Hanım, siz nasılsınız? İyiyim şekerim, sesini duydum daha iyi oldu. Finans müdürü olarak işe alındım da, ona haber vermek için aramıştım. Öyle mi? Tebrik ederim. Hayırlı olsun bakalım. Zaten sen her şeyin en iyisini hak ediyorsun. Sağ olun. Bana verdiğiniz tüyolar da çok işime yaradı. Size de haber vermek istedim. Mersi. E bakarsın ben de bir sürpriz yapar atlar gelirim Ankara'ya ha? Öyle mi? Lütfen geldiğinizi haber verin. Haberin olur merak etme. Hadi çal. Girmiş mi işe? Girmiş girmiş. Almasalar şaşardın. Zehir gibi çocuk. Ne değil mi? Hadi hazırlansana artık. Akşam Kırımlılara davetliyim. Kırımlılar mı? Kırımlılar sizi davet mi etti? Saçmalama, tabii ki burada olumlu haberleri bile yok. Ama olacak. Hem de bu gece. Sürgüne gönderdikleri Alev döndü. Beni görünce yüzlerindeki ifadeyi öyle merak ediyorum ki. Bir fotoğrafçı mı götürsem ne? Ha ne diyeyim mi? Anı olur. Vedat'la bir gün düşünebiliyor musun? Böyle ağızları açık poz verirlerken. Çok güzel olacak, çok. Sonunda evine döndün ya. Benden mutlusu yok oğlum. E bunun şerefine de abimin kilo alması için elinden geleni yapacaksın yani. Hadi oradan. Abi yakında 1000 kilo olacaksın benden söylemesi. Olmam olmam merak etme. Sen kendine bak. Aa, ne varmış bende? Gayet fitim ben bir kere. Bilemem artık. Hem ben senin iyiliğin için söylüyorum. Sen artık finans müdürüsün. Senin yakışıklı görünmen lazım. Öyle mi diyorsun? Tabii canım. Nasıl kaptılar benim oğlumu hemen? Vallahi abi ya. O pozisyon için bizim okulun dereceli mezunları o kadar başvurdu. Hiçbirini almadılar biliyor musun? Aslında biraz da Alev Hanım'ın önerileri sayesinde oldu. Olsun. Sen işini iyi yapmasan öneri işlemezdi oğlum. Benim oğlumdan iyisini mi bulacaklar? Bu senin başarın. Aman oğluna da hiç toz kondurmazmış. Bu arada seninle işimiz var. Aa, benimle mi? Hazırla, çıkacağız. Abi al artık bir şey. Bir karar veremedim. Bu kaçıncı mağaza? Ne yapıyorum kızım? İstediğim gibi bir şey bulamadım. Acaba neden bu kadar dikkat ediliyor? Yoksa bu kız çok mu önemli? Ne alakası var Sibel? Yani şık bir şey almak istiyorum sonuçta. O benim patronum. Hem niye hemen savunmaya geçtin ki? Ben bir şey demedim. Merak ettim. Şu kız çok mu güzel? Ya abi bir şey sordum. Bu kız çok mu güzel? Gel benimle. Buyurun. Aa abi bak. Bu da çok şıkmış. Çok güzel. Hayır hayır. Bu olacak. Hem şık, hem zarif, hem de çok sade. Parlak ve göz kamaştırıcı. Diğer yandan da çok mütevazı.
Tıpkı Simay gibi. Hediye mi olacak? Evet evet lütfen. Buyurun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.